Vallahi pasta börek yapıyordum, onu yapamaz oldum. Kete yapayım dedim, elektriğin yüzünden ketenin başına geçemedim. Geçinemiyoruz. Elektriğe evet zam olmuş, zorlandıklarını söylüyorlar falan ama aylıklara da yansıdığını zannediyorum. Elektrik tarifelerinin düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada günlük elektrik tüketim tutarını 5 kW'dan 7 kW'a, aylık tüketim tutarını ise 150 kW'dan 220 kW'a çıkardığını söyledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Söyleniyor, 150'den 210'a çıkarttım diyor. Aslı var mı yok mu bilmiyorum. Peki sizce etki eder mi faturalara? Hiç inanmıyorum. Hiç de inanmıyorum gideceğine, gideceğine. Peki 2022 ile birlikte birçok zam geldi elektriğe. Bu sizin faturalarınıza yansıdı. Tasarruf yapıyor musunuz? Vallahi pasta börek yapıyordum, onu yapamaz oldum. Kete yapayım dedim, elektriğin yüzünden ketenin başına geçemedim. Çok zordayız, zor durumdan. 3 milyar 100 lira bana zam herifime verdi. 3 milyar yüzünden kim geçinebiliyorsa geçinsin, üç baş orantayım. Yok, ben hakkımı helal etmiyorum başındağına. Yani ondan olmuyor. Cumhurbaşkanı halkın içine inmesi lazım. Halktan habersiz şu anda. Sadece yanındakilerin söylemleriyle ülke yönetiyor olmaz. Milletin içine inecek. Mesela 2004-2005'ten sonraki o cumhurbaşkanımız yok. Gitmiş yerine başka, sanki ışınlanmış başka biri gelmiş gibi ya. Öyle ülke yönetilmez ya. Bak ben karakterine, bu cumhurbaşkanının karakterine güveniyorum. İnsanlığına güveniyorum. Ama halkın içine inmediği sürece olmaz. Geçinemiyoruz. Kardeşim geçinemiyoruz. Ben yine söylüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız halkın içine inmediği sürece, yani sağdan soldan duyumlarla ülke yönetilmez. Ha, yine tekrarlıyorum bak. Peki en son gelen fatura yüklü mü geldi ve gelen zamlardan sonra tasarruf yapmaya başladınız mı? Vallahi bak bizim evimizde tasarruf illaki yapmak zorunda kalıyorsun zaten, hiç yapamıyorsun ki. Bizim evimizde bir televizyon, buzdolabı, bir de ne çalışıyor? Arada sırada işte kadınlarımızın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışıyor. Işığı kesinlikle yakmazdık. Televizyonun ışığında otururuz. Vallahi 200-250'den aşağı gelmiyor ya. Biz önceden böyle değildik ya. Ya önceki, diyorlar ki eski Türkiye. Ben eski Türkiye'yi istiyorum. Neden istiyorum eski Türkiye'yi? Eski Türkiye diyorum, gericilik değil. Tabii ki önümüze bakacağız. Tabii ki eski Türkiye dediğimiz zaman cebimizde atıyorum 100 lira varsa hayli hayli yetiyordu. Ya o zamları yapmasınlar. Asgari ücreti mesela 4250'ye yükseltmesinler. 2800'de kalsın ama değerini korusun para ya. Şimdi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da %30 elektriğe zam geldi. Biz de orada isyan ettik, çırpındık, bağırdık, çağırdık, yürüyüşler yaptık ama yani devletin bir yerde yapması gerekiyor. Neden? Bu korona zamanında bir yıl her taraf kapalıydı. İnsanlar işsizdi. Evinde kaldı, devlet para ödedi. Bunu bir yerde temin etmesi zorunda. Yani devlet neyle ayakta kalır? Vergilerle. Vergi olmadan bir devlet yaşar mı? Yaşayamaz. Yani devlet bir nevi almak zorunda. Almadan da veremez. Maalesef bizim birçok insanımız almadan, yani vermeden ben alayım diyor. Tabi bize biraz rahat geliyor zannedersiniz yani. Hani Almanya'da işte veya Fransa'da, Avrupa'da yaşıyor, geliyor buraya. Euro bozduruyor, bol bol harcıyor, işte şey yapıyor. Değil, aslında öyle değil. Bizler de kıt kanaat geçinmeye çalışan insanlarız. Orada bizler de orta sınıf vatandaşlarız. Yani benim görüşüm bu. Elektriğe evet zam olmuş, ailelerimiz zorlandıklarını söylüyorlar falan ama aylıklara da yansıdığını zannediyorum. Yani kazanıyor ki ödeyebiliyor ve birçok yerde baktığımız zaman bakın buralar hep dolu. Ben hayret ettim yani, nereye girsek çalışıyor, işiyor, gelir var. Bir şey fark etmez mi kızım? Faturaya onu ama öyle ama böyle başka türlü de yerleştiriyorlar yani, hiç değişmiyor. İstese 300-320 yapsın. Değişen bir şey yok. Faturada yan tarafta yazılan şeylerle aynı fiyata getiriyorlar iş. Vatandaşa ne kadar faydalı olduğu belli yani.
az olmaktan çok olması daha iyi her zaman için. Peki son faturanız ne kadar geldi? Tasarruf yapıyor musunuz bu zamlardan sonra? 167 lira geldi son faturamız. Bu ay ne gelecek bilmiyorum. Tasarruf yapıyor musunuz? Gerektiği zaman kullanacağım. Tasarruf diye bir şey yok yani. Gereksiz yere kullanmayız zaten. Biliyorsunuz 150 kilovata kadar olanlara %50 küsür zam yapılmıştı. 150 kilovattan üstüne %125 o barajı üste çekince doğal olarak bir etkisi olacaktır tabii ki. Peki en son faturanız ne kadar geldi? Tasarruf yapıyor musunuz? Vallahi tasarruf yapıyoruz ama iki katı geldi maalesef. Hatta cebimde gösterebilirim yani. Peki neler yapıyorsunuz? Tasarruf için yani televizyon ışığında da oturuyoruz mesela. Çok kullanmamaya gayret ediyoruz ama biliyorsunuz enerji olmadan, elektrik olmadan hiçbir şey olmuyor yani. Her ne kadar lüzumsuz kullanmasak da %52 bir zam baki. Değil, olumsuz olarak yansır. Peki neden? Neden olur mu? Çünkü onu biz sanki şeyin dereceni ölçecek gibi ölçecek halimiz yok yani elektriği. Değil mi? Zaten faturalar yüksek, geçim sıkıntısı var. Bir de o şekilde olduğu zaman yani böyle çok saçma olur. Peki son faturalardan sonra, son zamlardan sonra tasarruf yapıyor musunuz? Tasarruf yapamıyorum. Zaten her zaman tasarruftaydık. Şimdi tasarruf nasıl yapacağız? İhtiyaç mecbur yapıyoruz. Yani. Tasarruf nasıl yapacağız ki? Ben elektrik faturasını hiç yatıramıyorum. 700 lira gelmiş bana. Ben ne yapayım? Ölüyüm yani. Ben hem kova hastasıyım, yatıramıyorum yani. Makineyle çalıştırmazsam ben gidiyorum. Zaten yarım çalıştırıyorum makineyi. Makinede yarım çalıştırıyorum. Tam çalışsam hiç ödemeyeceğim. İnşallah yansır. Olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah. Peki en son faturanız ne kadar geldi? Tasarruf yapıyor musunuz? Vallahi işte tasarruf yapmıyorum. Faturamda da hiç de şikayetçi değilim. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Tabii. Hiç şikayetçi değilim. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlar da güzel.